Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çiçeklerin yapımını paylaşacağım. Bu lifin yapımında aslında gösterecektim sonunda, fakat videom çok uzun oldu. O yüzden hani tekrardan bir video daha çekmek istedim. Yani aslında çekmiştim, fakat aşırı uzun olduğu için mecburen çiçek yapımını elemek zorunda kaldım. Yani böyle liflerimizi yapımında süslemesinde kullanmak için çiçeklerimizi yapacağız. Bakın şöyle göstereyim. Oldukça güzel ve şık. Yani genellikle ben liflerimde bu çiçeği çok kullanıyorum, çünkü çok yakıştığını düşünüyorum. Buyurun, dilerseniz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, tığım. Lifimi yaparken kullanmış olduğum tığım 7 numara. Şöyle göstereyim. Evet. İpim bonbon ip. Şöyle alıyorum kenara. Evet. Öncelikle 5 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 3, 4, 5 zincir çektim. İlk yapmış olduğum zincirin içerisine battım. Bu şekilde. Sonra yuvamızın içerisine sık iğne ile dolduruyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda ipimizi de içerisine saralım. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yani sayı vermeyeceğim, çünkü bu yuvamızın içerisini tamamen bu şekilde dolduracağız. Bakın şöyle, şu orta kısmı yapabilmek için, böyle tomurcuk gibi olması için. Yani isterseniz burasını farklı, kenarlarını farklı da yapabilirsiniz. Yani papatya gibi güzel durur. Ortasını sarı, kenarlarını beyaz yaparsanız çok hoş durur diye düşünüyorum. Evet. Bu şekilde halkamızın içerisini tamamen dolduracağız. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen rica etsem abone olur musunuz? Yani beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Yani aboneliğimiz zaten ücretsiz, siz bir şey kaybetmiyorsunuz. Evet. Eğer videolarımızda takıldığınız bir yer varsa yorumlar kısmından lütfen bize sorun. Ya da herhangi bir beğenmediğiniz bir şey olursa da lütfen yazın ki biz de kusurlarımızı bilelim, ona göre videolarımızı çekelim. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın artık tığım zor batmaya başladı. Tamamen bu ortası kapanana kadar yapıyorum. Evet. Bakın bu şekilde orta deliğimiz full kapandı. Evet, şimdi bunu bu şekilde çeviriyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Yani şu tombik olan kısmı size bakacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın bu şekilde ilmeğimi biraz uzatıyorum. Ben çok fazla büyük olmasını istemiyorum, o yüzden çok fazla uzatmayacağım. Siz boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bakın tığımı böyle alttan alıyorum. Bakın şu an tığım boşta. Alttan alarak ipimi böyle alıyorum. Şurayı da bu şekilde tutuyorum. Bu şekilde. Bakın böyle. Şu an tığımda 3 tane ilmek var. Şöyle 4,
5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın 10 tane doldurdum. Burada biraz boşluk kalabilir. Bu hiç önemli değil arkadaşlar. 10 tane dolduktan sonra burayı bu şekilde tutuyorum. Bakın şu ipimi tutuyorum. Tığımı başına ipimi doladım. Hepsini beraberce geçiriyorum. Tuttuğum yerden tığımı geçiriyorum. Bu şekilde sabitledim. 1, 2. Bakın. 1, 2. İkinci sık iğnemdeyim. Böyle batıyoruz. Bu şekilde bir yaprağımız oluştu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Şimdi zincirimi dolduruyorum. Evet, 10 tane dolduracağım. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın bu şekilde şöyle şu ipimi kenara alayım. Bu şekilde ipimi buradan tutuyorum. Hepsini beraberce geçiriyorum. Evet. 1, 2. Bakın hemen dibine değil. 1, 2. İkinci sık iğneme batıyorum. 5 zincir çektim. Evet, ilmeğimi biraz uzatıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Hepsini beraberce geçiriyorum. İkinci sık iğnemi battım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlmeğimi biraz uzattım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar 6 yaprak yapacağız. Bakın 4. yaprağımı yaptım. Bu şekilde 6 yaprağı tamamlayalım arkadaşlar. Sonra diğer katını göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi 6 yaprak oldu. 2, 4, 6. Şimdi şöyle tersini çeviriyoruz. Arkadaşlar bakın burası ön tarafı. Burası ters tarafı. Tersini çeviriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın şu iki yaprağın birleşmiş olduğu nokta vardı ya. Oraya zincirimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen bir sonraki iki yaprağın birleşmiş olduğu noktaya zincirimi sabitliyorum. Bir sonraki katımızı yapmak için yuva yapıyoruz arkadaşlar. Evet. 4 zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle iki zincirin yani iki yaprağın arasındaki birleşme noktasına zincirimi sabitliyorum. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 tane olmuş. Evet, 4 zincir çektim ve sonuncu yuvamı da yapıyorum. Evet, ilk yapmış olduğum zincire batıyorum. Şimdi 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. İlk yapraklarda 5 zincir çekiyordum. Bu katın gözükmesi için birazcık daha büyük olması gerekiyor. O yüzden 7 zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Çiçeğimi aynı şekilde yapıyorum. Sadece bu kez 12 tane dolduracağım. Zincirimi 12 tane dolduruyorum. Evet. Yani dilerseniz daha da çok doldurabilirsiniz tabii ki. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Evet. Şimdi ilmeğimi hepsinin içerisinden geçirdim. Bakın. İkinci yapmış olduğum zincire şöyle o yuvaya yaprağımı sabitliyorum. Yani aynı zamanda ikinci yuvaya geçmiş oluyoruz. Bakın böyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Evet, ilmeğimi biraz uzatıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, hepsini beraberce topluyoruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki yuvamıza yaprağımızı sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Yani anladığınızı eminim. Hepsini beraberce yapalım arkadaşlar. Sonunu göstereyim. Evet arkadaşlar, hepsini yaptım. Son 6. yaprağımı da ilk yapmış olduğum yuvaya sabitliyorum. Bakın ipimin arkada kalması için şöyle arkadan herhangi bir yere batıyorum. 2 zincir çekiyorum ve ipimi artık buradan kesiyorum. Bakın bu şekilde yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.